Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte hem fiyatıyla hem de performansıyla oldukça iddialı olan Xiaomi Mi 5'i inceliyoruz. Peki biz bu telefonu neden Çin'in iPhone dedik? Zira kalitesiyle üst düzey bir telefon kullanıyormuşsunuz hissini yaratıyor. Aynı zamanda da fiyatıyla da Çinli olduğunu belli ediyor. Zaten videonun ilerleyen zamanlarında bunu görebileceksiniz. Bir kutu açılışı yapmayacağız bu telefona çünkü kutunun içinden sadece adaptör ve USB kablosu çıkıyor. Şimdi hızlıca tasarımına geçiş yapalım. 5.15 inçlik Full HD IPS LCD bir ekranı bulunan Xiaomi Mi 5 hem ön taraftan hem de arka taraftan Gorilla Glass 4 ile korunuyor. Sağında solunda neler var bunlardan da hızlıca bahsedeyim. Sağ tarafına baktığımız zaman power tuşu ve ses açma kapama tuşunu görüyoruz. Sol tarafta sim kart girişimiz yer alıyor. 2 tane sim kart takabiliyoruz bu telefona. Üst tarafa baktığımız zaman 1 adet kızılötesi, bunun hemen yanında bir mikrofon ve bir de kulaklık bulunuyor. Aynı zamanda anten çizgilerini de burada görebiliyoruz. Alt tarafa baktığımız zaman USB Type-C girişini görebiliyoruz. Bunun sağ tarafında hoparlör, sol tarafında da mikrofon yer alıyor. Bu stereo hoparlör gibi görünüyor olabilir ancak tasarım açısından bütünlüğü korumak adına ikisini hoparlör gibi yapmışlar. Bunlardan bir tanesi mikrofon. Arka tarafına geçtiğimiz zaman oldukça sade olduğunu görebiliyoruz. Arka kameramız yer alıyor. Onun hemen yanında çift ton LED flaşımız ve alt tarafta da Mi logosunu görebiliyoruz. Ön tarafa baktığımız zaman bir adet Mi logosunu burada da görüyoruz. Bunun hemen yanında sensör, ayıza ve ön kameramız yer alıyor. Alt tarafta dediğim gibi 5.15 inçlik Full HD ekranımız var. Bunun hemen altında fiziksel bir home tuşumuz ve bunun iki yanında da LED'lerle aydınlatılmış tuşlarımız yer alıyor. Bu tuşlara istediğimiz şeyleri atayabiliyoruz. Mesela geri tuşunu sağa atayıp açık olan uygulamaları sol tarafa atayım gibi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Telefonun arka kapağı çıkmıyor. Siyah, beyaz, altın ve seramik rengi olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. %73.1'lik bir ekran gövde oranımız var. Ancak olumsuz olarak şunu söyleyebilirim. Ekranın etrafındaki çerçeveler biraz kalın gözüküyor. Telefonumuzun 144 mm'lik uzunluğu, 69 mm'lik de bir genişliği var. Aynı zamanda kalınlığımız da 7.3 mm. 129 gram ağırlığa sahip olan Xiaomi Mi 5, Android 6.0 ile birlikte geliyor. Aynı zamanda kendi arayüzü olan MIUI 7.0 sıfırı kullanıyor. Dahili depolama alanı 32 GB olan telefonumuza maalesef micro SD kart takamıyoruz. Şimdi dilerseniz hızlıca teknik detaylara girelim. Bu telefonda Qualcomm Snapdragon 820 kullanılmış. Grafik tarafında da Adreno 530 bulunuyor. Aynı zamanda telefonumuz 3 GB RAM'e sahip. Dediğim gibi telefonun 32 GB'lık bir hafızası var ancak biraz daha fazla para öderseniz 64'lüğüne, hatta biraz daha fazla ödeyip 4 GB RAM'lisi ve 128 GB depolama alanına sahip olan Pro versiyonunu edinebilirsiniz. Keton 2 desteği ile 4G'de 600 MB indirmeye ulaşabiliyorsunuz. Tabii operatörünüz buna müsaade ederse. Sıra geldi Xiaomi Mi 5'in kamerasına. 16 megapiksellik bir ana kameramız ve 4 megapiksellik de bir ön kameramız yer alıyor. Çok fazla rakamlara takılmayın. 4 megapiksel olmasına rağmen ışık da güzelse oldukça iyi selfie'ler çekebiliyor. Arka kamerada beklentilerinizi oldukça karşılayabilecek yeteneklere sahip. 4K'da 30 kare video çekebiliyor. Telefona AnTuTu testi yapmak istedik ancak nedenleri bilinmez bir türlü yüklenmiyor. Gerekli izinleri vermiyor AnTuTu. Hatta internette de birçok bu sorunu yaşayan insanla karşılaştım. Ama bir şekilde yüklemeyi başaranlar ortalama 150.000-155.000 arasında değerlere ulaşmış. Şimdi dilerseniz telefonun bir de oyun performansına bakalım. Evet millet, şimdi oyun testimize hızlıca başlayalım. Oyun testimizi her zaman olduğu gibi Mortal Kombat X üzerinden yapacağız. Başlamadan önce parlaklığımızı en sona getirelim. Pilimiz %83 ve bir de sıcaklığımıza bakalım. Şu an en yüksek 27.8 dereceyi gördük. Ve oyunumuzu hızlıca açalım, süremizi de başlatalım. Ve evet, süremizin sonuna geldik. 15 dakika boyunca oyunumuzu oynadık. Hızlıca bakalım ve telefonumuz ne kadar ısınmış merak ettim ben de. 36.7, hatta 39.2'ye yükselmiş. Sıcaklığın bayağı yükseldiğini söylemeliyim. Şarjımız da %75'e düşmüş. Şarj olarak bir problemimiz yok ancak ısı olarak biraz fazla yükseldiğini belirtelim. Oyun performansından sonra sıra geldi akıllı telefonların en önemli noktalarından birine, yani pile. 3000 mAh'lik çıkarılamayan bir pille birlikte gelen Xiaomi Mi 5 Quick Charge 3.0 teknolojisini destekliyor. Yani bu da demek oluyor ki telefonunuzun şarjı %0 iken yarım saat şarjda kalırsa eğer %60-%70 arasında bir pil seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Artık yavaş yavaş son sözlerimize gelirken fiyattan da bahsedelim. Ülkemizde 1500 lira civarında ithalatçı garantili olarak bulabiliyorsunuz.
Gerek büyük markaların amiral gemilerine kafa tutabilecek özelliklere sahip olması, gerek şık tasarımı, gerekse de uygun fiyatıyla bence telefon arıyorsanız Xiaomi Mi 5'i oldukça rahat tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizler için Xiaomi Mi 5'i inceledik. Kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haberlere en hızlı şekilde ulaşabileceğiniz Bundle uygulaması incelememizi buradan izleyebilirsiniz. Hemen onun altından da kanalımıza abone olup videolardan ilk haberdar olabilirsiniz.